Evet, merhaba. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Hakan Kara. Appium'da dördüncü dersimize başlıyoruz. Bugün ne yapacağız? Bugün Appium'da dördüncü dersimiz olarak key events'ları göreceğiz. Ondan sonra bu key events'lar nedir? Şimdi biz UI'da, frontend'de test yaparken yine Selenium'da key events'ları kullanıyorduk. Klavyedeki hareketler, yani klavyede yapabildiğimiz eylemler yine burada yapılabiliyor. Fakat bu sefer Java class'ı değil de kendi class'ımızı kullanarak yapacağız bunu. Key events dışında Jester'a geçeceğiz. Jester ne der? İşte cep telefonu mantığı ne? İşte akıllı telefondan daha doğrusu. Ekrana akıllı telefonların mantığı parmakla telefonu kolayca kullanabilmek. Jester'larda işte parmakla yaptığımız işlemleri, o dokunmalar, parmakla sürüklemeler, işte sayfayı aşağı sağa sola kaydırmalar gibi işlemleri gerçekleştirmiş olacağız. Bunun yanında uygulamamızı her zaman kendi dosyasından, APK'sından değil de bazen de cep telefonunun ekranından, ekrandaki uygulamalar içinden seçerek gidebiliriz. Bu uygulamayı o yolla açma, yani direkt APK'nın kendisini açma değil de cep telefonu ekrandaki görüntüsünden ulaşarak açma. Bir de ekran kilidi koyma. Ekrana kilit koymuş, kilitli ekranını açma konularına bakacağız. Şimdi tersten başlayalım o zaman. Ekran kilidi koyma. Biz zaman zaman cep telefonumuza ekran kilidi koyabiliriz. Bu ekran kilidi kilitliyken de uygulamaya ulaşmak için otomasyonda o ekran kilidinde uygulama açılmadan önce açılması gerekiyor. Dolayısıyla önce cep telefonumuza bir ekran kilidi koyalım. Yalnız burada kastettiğimiz ekran kilitleri security burada. Sayısal ekran kilitleri, yani screen lock. Pin olabilir bu veya pattern olabilir. Pattern'da da çünkü bunlar da bir sayısal değer. Buradaki sayısal değer nasıl derseniz şöyle göstereyim. Fatih. Şu kalemle. Şimdi bu 1, bu 2, bu 3, bu 4, şu 5, bu şekilde bunların sayısal değeri var. Dolayısıyla pin gibi bunlara da sayısal değer girince bunları da açıyor. Dolayısıyla siz burada örneğin şöyle bir desen çizerseniz şöyle, şöyle, şöyle. Ne oluyor bu? Ve 1, 2, ondan sonra 5, 6, 9 şeklinde bir değer ifade ediyor. Dolayısıyla şuraya 1, 2, 5, 6, 9 şeklinde bir pin girmek gerekiyor. Biz burada pin konusuna bakacağız. Bugün ben pin konusunu işleyeceğim. Pattern yapmak isteyenler bunu kendi deneyebilir. Sadece mantığı, sayısal mantığı göstermek istedim. Pin olarak da buradaki işte 1, 1, 1 değerini kabul edeceğim. Confirm. Tamam. Dan. Evet, security'yi bu şekilde ayarladım. Ekranı kilitli kabul edeceğiz. Bu şekilde kapalı ekran üzerinden giriş yapacağım. Sonra bugün key events'ı dediğim gibi göreceğiz. Key events'ı görmek için de cep telefonda Spotify, Spotify müzik uygulaması, bunu indirip bunu test edebilirsiniz. Bunun için APK sitesinden Spotify'ın bir APK'sını indirebilirsiniz. Ben indirdim, telefonuma kurdum uzun sürmesin diye. Şu uygulamanın APK'sını indir deyip şu
indir APK'dan indirip yükleyebilirsiniz. Şimdi bunu indirdikten sonra ne yapacağız? Bunu ilk olarak şöyle çalışacağım. App Activity olarak bunu direkt Spotify değil de şu ekranı, bu telefondaki uygulamaları gösteren ekranı açıp buradan Spotify'a tıklama suretiyle gidiş yapalım. Yani Package ve App Activity içine oranın yollarını, şu ikisinin içine oranın yollarını vereceğim. Bunun için Cem komut ekranını açmanız lazım. Komut ekranına şu ADV Shell Dump CSS Windows bu komutu giriş yapacağız. Ne zaman yapacağız bunu? Bu komutu, şu komutu ekranda şu uygulama ekranı açıkken ben buradan gitmek istiyorum. Yani buradan direkt ilk açılışta programdan Burak karşıma gelsin. Otomasyon koduyla şuna Spotify'a tıklama yapayım. Spotify açılsın. Yalnız Spotify'ın ayarını tabii yapmanız lazım. Üyelik vesaire istiyor. Ben giriş ekranda Türkiye'yi işte Barış Manço ile Müslüm'ün olduğu bir potpourri seçtim. Bu ikisi arasında bir şey yapacağım, testi. Barış Manço'yu işte açacağım. Buraya geldikten sonra şuna tıklayacağım. Ondan sonra buna şöyle play tuşuna basacağım. Bu müzik başladıktan sonra bunun sesini artırma, sesini düşürme. Şu. Bunu çalışacağız. Sonra buradan back yapıp back tuşuyla Müslüm'e geçiş yapacağım. Müslüm'ü tıklayıp ve bu telefonun yanındaki butonlarla bunu sesi açmış olacağım. Şimdi yapacağımız işlemler bunlar. Burada yaparken klavye tuşlarını, keyboard'ları kullanacağız. Yani şu mesela telefonun yanındaki o ses artırma, eksiltme butonları gibi. Dokunsal butonlar, yani ekranda sadece tıklama dışında back tuşu gibi, şuradaki back tuşu gibi veya buradaki ses tuşu gibi klavyeyle yapabileceğimiz işlemleri de buradan gerçekleştireceğiz. Şimdi o zaman baştan başlayalım. Bu ekran açıkken ben buranın Package App Activity'sini alacağım. Bu ekranın ki şuradan Spotify'a tıklayabilirim. Bu kodu giriyorum komut ekranına. Enter diyorum. Çıkan şey bakın bu Google'ın ekranı, Android'in ekranı. Nexus Launch bunu alıyorum. App Package bunun için configuration'a geliyorum. Configuration'a bunu açalım. Şuraya açayım. Android Package diyeyim. Uygulama package'i bu. Bu da Android Activity. Burada yapacağım Spotify'a geçiş yapmak. Onun için de şu kısmı alıyorum. Nexus burada sığmadı. Şöyle tam ekran yapayım. Görünsün. Şöyle aldım. Bunu da yapıştırdım. Driver'a geri geliyorum. App Package, App Activity açık. Buraya şu key'lere giriyorum. Android Package, Android Activity. Sonra şurada Set Unlock Type. Projede bu var zaten. Repository'den indirdiyseniz orada hazır bu duruyor. Kapalıysa açarsınız öndeki yorumu. Ping olacak bu ve kod olarak ben 1111'e girdim. Siz kaç girdiyseniz veya deneyecekseniz onu girmeniz gerekiyor. Sonra burada Spotify'ı klikleyeceğim. Dolayısıyla Spotify'ın locate'ini almam lazım. O zaman app'imi çalıştırıp inspektörden artık loket almaya başlayabiliriz. Çalıştı. İnspektörü açıyorum. Burada kayıtlı var mı yoksa burada yeni bir Google main page. Burası evet main page şeyi.
Inspector'da yine App Package'a bu az önce girdiğimiz driver'daki değerleri şunu. App Package'a bu değeri. App Activity'ye de şu değeri olduğu gibi girmemiz gerekiyor. Inspector'a şuraya. Bu kısma. Bu App Activity. Bu da App Package. Sonra Start diyorum. Telefon şöyle yanımızda olsun görsel olarak. Burada maksat farklı yollardan programa ulaşmak. Yoksa direkt Spotify'ı açabilirdim. Evet, burada açtık. Ekranda Spotify'ı burada kliklememiz lazım. Dolayısıyla bunun locate'ini alacağım. Buradan locate'ine baktım. Spotify'ın resource ID bakalım unique mi? XPath'i var. ID olarak unique değilmiş maalesef. O zaman şey olarak alalım. UI selektörü olarak alalım. Bunu. Bunun için şu Spotify text değerini. Ha, content desk varmış. Content desk. Bu unique'tir. Content text accessibility ID. Bu değerle aynı. Unique bakın. Bunu tekrar hatırlatmış olalım. Resource ID ile ID aynı. Resource ID, ID. Content Desk ile de Accessibility ID. Şu ikisi aynı. Bu iki değer. Şu iki değer aynı. ID olarak bunu Accessibility ID olarak işledim. Spotify Unique dedi. Tamam. Bunu aldım. Şuradan giriş yapalım. Bunu şeye girelim. Artık testimize başlayalım. Feature dosyası açalım. Play 03 K Evans Screen Lock bu şekilde. Feature. Tamam. Sonra package ve Step Definition'da açalım. Package diyorum. Page düzeltiyorum. Bunu da açtım. Evet. Step Definition'ı açıyorum. Step Def'i de açtım. Page'i hemen şöyle hazırladım page'i. Bu page'den step definition'da bir obje oluşturayım ki burada locate'ler okuyabileyim. Bu da hazır. Bundan sonra artık feature'umu senaryomu yazabilirim. Feature events senaryo Events given go to Spotify go to Spotify'dan önce tabii main page'e gidiyoruz. Sonra click on Spotify sonra aşama aşama yazalım. Spotify'a tıklayınca main page geliyor. Ana ekranda burada şunu düzelteyim. Tamam. Click on Barış. Barış Manço olsun. Tamam. Barış Manço'ya tıkladıktan sonra play butonu var. Click on play. Sonra play'e bastıktan sonra sesi yükseltelim. Onun için de end.
Volümü at. Sonra tersini yapalım. Volüm down. Back to main page. Şunu yapacağız yani. Volume up. Volume down. Ondan sonra back yapacağız. Back buraya gelince Müslüm Gürses'e tıklayacağız. Sonra buna tıklayınca tekrar play basacağız. Şöyle. Sonra bu açılınca şey yapalım. Burada sesi kapatalım. Şu. Burada kapatmadı ama. Neden kapatmadı anlamadım. Yani komple kapatalım. Ondan sonra tekrar açalım. Volume şöyle yapalım. Volume off. Volume up. Ondan sonra ben close. Close to music. Şöyle ya da stop diyelim. Stop. Bu şekilde. Hikayemiz bu. Senaryomuz bu. Bunu çoğaltalım şimdi. Step'ler oluşturalım. More actions. Create all step definitions. Post mesaja tıkladım. Buradan en alta yapmış olması lazım. Go to main page. Spotify APK. Şuradan itibaren. Buradan sonra alta kadar bizim. Bunu aldım. Üçüncü klasımıza bura page. Şura step definition. Buraya yapıştırdım. Bundan sonra artık loketlerle devam edelim. Main page'e geldik zaten. Bunu driver'da hallettik. Set app package app activity vererek. Sonra Spotify APK. Bunu aldık. Şuradan. Şunu aldım. Bunu girelim. Accessibility ID olarak. Bu Spotify'ın uygulamasının ikonunu, onu. Sonra böyle çoğaltayım. Bunları tam bu kadar da yoktur gerçi de. Tamam. Sonra burada Spotify'a kayıp girince şurası gelecek bize. Gelince burada Barış Manço'ya tıklayacağım. Gelen listede. Şunu tıkladım. Barış Manço olarak yok. Resource ID var. Nereden alabiliriz? XPath var. Resource ID'ye bakalım. Büyük ihtimal indekste gidecek bu. ID'yi. Resource ID için ID'yi seçiyorum. Evet. Tamam. Bunu alırsam indeks, sıfırıncı indekste Barış Manço'yu açarım. Liste olarak alırım. Birinci indekste var. Müslüm Gürses'i açarım. Resource ID'yi aldım. Bunu yapıştırdım. Burada da ID'yi seçiyorum Resource ID için. Sonra burada da Barış, ondan sonra Müslüm. Bu liste olacak tabii. İki tane de. Şöyle neden böyle oldu? Tamam. Barış'la Müslüm'ü seçtikten sonra play butonu var. Play butonunu almamız lazım. Şöyle refresh yaptım. Play butonunu alalım. Yine resource ID var. Evet. Bakalım bu unique mi? Yine yapıştırdım. Unique'miş. Güzel. Bunu alalım. Bu play. Tamam. Buradan sonra ihtiyacımız olacak mı? Bir bakalım. Key events'lara gireceğiz.
Müziğe bastıktan sonra şöyle bu çalınmaya başlayınca yandaki butonları, keyments'ları kullanacağım. Ondan sonra durdurma var mıydı? Üstün gür ses play, volümü kapatacağız. Volüm sonra stop müzik. Müziği durdurma var en son biterken. O da Müslüm Gürses'in sayfasında belki loket değişiktir de değildir gerçi de. Burada play'e basacağız. Şunu burada play'i bir daha sorgulayayım. Aynı loket mi diye. Play and pause. Evet. Play and pause. Play and pause olarak iki tarafta da aynı loket'i. Müslüm'de de, Barış'ta da. Şimdi şuna bakalım. Pause'dayken aynı değer mi? Bunu kopyaladım. Resource ID olarak. Tekrar. Büyük ihtimal aynı. Evet. Driver'a git. Şurada bir kontrol edeyim. Spotify, Music ID, Button. Evet, aynı. Bunu Pause'da da kullanacağız. Play and Pause. Durduracağız, o kadar. Tamam, bunlar şu an için gerek olmayan loketler. Sildim bunları. O zaman şimdi hikayemizi kodlara dökelim. Spotify APK'ya tıklayalım. Page. Spotify. Click. Tamam. Sonra Barış Manço'ya click, page. Barış Müslim get. Barış ilk elemandı. Bu olacak. İlk eleman olduğu için. Sonra play butonu, play and pause'a click yapacağız. Şimdi key events başlıyor. Key event. Keyword bir Java'da var, bir Java client'te bizim Appium dependency'mizde, framework'ümüzde. Biz Java'dakini almayacağız. Bu hatalı olur. Şunu alacağız aşağıdakini. Appium, Java, Client, Android. Bunu alacağız, bunu kullanacağız burada. Burada volume olarak değişken ayarlayalım. New, keyword. Bunun içine ne vereceğiz? Android Key, kullanacağımız Android Key. Android Key'de de ben burada volümü yükselteceğim. Ses artacağım. Dolayısıyla volume up yapacağım. Volume up. Bunu volümü birkaç defa basacağım. Onun için şöyle yapıyorum. Driver'ı çağırıyorum. Get driver. Driver class'tan import ettim. Press K diyorum. Press K. Hangi tuşa basacağım? Çünkü klavye tuşu bu. Yani burada yaptıklarım. Çünkü burada volume up dışında bakın. Klavyedeki bütün tuşlar var. Bakın back tuşu var. Home tuşu var. Harfler. A'dan Z'ye. Işık, ses, numaratik. Bütün şeyler. Birinci, ikinci karakterler var. Volume up yapıyorum. Bunun içine de volümü veriyorum şu parametreyi. Buna mesela 3 defa basayım. Bu da for loop'ta kurulabilir. Uğraşmak istemiyorum. Tamam. Sonra az bir süre bekleteyim. Müzik dinleyelim yani. Bu test biraz şey farklı bir test olsun. Müzik dinleyelim. 3 saniye. Sonra volume down sesi azaltacağız. Tamam. Volume üç tane de bu olsun. Yine şurada bekletelim. Sonra burada back to main page. Ha. Ana sayfaya geri döneceğiz. Tamam. Buradan şöyle kopyaladım. Batch olarak diyelim.
Yo, back tuşu. Android ile back tuşuna basıyorum. Back tuşunu veriyorum. Sonra Müslüm tıklanacak. Page. Barış ve Müslüm. Get. 1 olacak. Bu da klikledik. Sonra Keyvans'tan şurada yine ekranı görelim. Wait atayım şöyle 2 saniye geçişlerde. Tamam, bu geçişi yaptı. Müslüm'ü gördük. Müslüm'e klikledi. Ana sayfa şeye geçecek. Parça çalmaya başlayacak. Parça çalsın biraz. 3 saniye de burada bekleyelim. Sesi duyalım yani. Müslüm'ün sesini duyalım. Ondan sonra volume off. O zaman Keyvance'ı bir daha çalıştıralım. Burada. Bu sefer off yapacağız. Volume mode down. Volume'u kapattık. Mute diyelim. Mute. Şöyle. Sonra stop the music. Tamam. Sonra da müziği kapatalım. O zaman ha, Cadence'ı kullanmayacağız. Burada play'i kullanacağız. Page. Play and pause. Yine buna klikleyip durduracağız müziği. Durunca bitmiş olacak testimiz. Şimdi burada şöyle telefon ekranı vereyim. Ha, buna bir tag atayalım. Spotify diyelim. Bunu runner'ın içine atıyorum. Atalım. App'im çalışıyor. Telefonu görsele getiriyorum. Şimdi runner'dan şuna basayım. Telefonu görünecek şekilde. Tamam. Çalıştı. Güzel. Tabii bunu yerinde bırakmadık. Neyse. Tamam. Tutturur herhalde. Şimdi yakalar. Şöyle kapattım. Evet. Çalışıyor mu? Deniyor şu an. Durdu mu? Yok, deniyor. Durdu. Neden durdu? Hata verdin. All such elements exception. Ana sayfayı mı göremedi? Evet. Ana sayfayı açamadı. Spotify'ı bulamadı. Burada ha, bir dakika. Burada neden şey var, runner kırmızı vermiş. Bir uyarımız yok. Neden öyle verdi? Tamam. Böyle şurayı açayım. Buradan görüp sayfayı görüp Spotify kliklesin bakalım. Tamam, onu yaptı. Play tuşuna basamadı. Barış Manço bastı diye görünüyor da şu an basmadı. Zaten play çalışmadığı gibi. Ses de gelmedi. No such element exception. Önünde zannedersem bu şey çıktı. O galiba engelledim mi acaba? Şimdi bakalım ona bir. Ömür yetmez Müslüm. Bu arka taraftan görünmesini mi engelledi? Yok. Şu an evet. Yok, görüyor. Ve şunu görebiliyor. Bu engellemiyor gibi. Burada locate'ini alabiliyoruz çünkü. Play and pause olarak accessibility ID olarak mı işlemişiz? Peki bakalım. Evet, resource ID olduğu için accessibility ID yanlış. ID olarak. Hepsini yoksa accessibility ID mi yaptım locate'lerin? O da olabilir.
Şu ID olacak. Tamam. Bu da ID. Şu accessibility ID'ydi. Tamam. Şimdi oldu. Okay'ti orada yanlış vermişim. Şöyleydi. Tamam. Buradan başlayacağız. Güzel. Çalıştı. Evet. Tamam, güzel kapattı. Root yaptı. Geri döndü back. Müslüm. Açtı. Sesi çok az açmışız. Güzel bitirdi ama bitirdi de stopa basamadı. Bastığını görüyor. Print pause. Burada neden basamadı? Sessize getirdikten sonra ses açıldı. Mute. Evet, burada sesi şunu da duralım. Ses değeri çok düşüktü. Şurada biraz değeri yükseltelim şurada girip de. Tamam, buradayken sesi yükseltecek, geri gelecek. Bu üstüne tıklayacak. Sesi kapatacak. Şu üstüne basacak. Şunu kapatmadı. Mute bunu yapmadı. Bunu yapmadı. Müzik çalmaya devam etti. Ardından da bunu da yapmadı. İşin garibi. Try catch, bir de onu alayım. Evet. Try catch ile zorlayacağım bunu bakalım. Ne yapacak? Göreceğiz. Tamam. Aynı şeyi burada şuna da deneyeyim. Try catch ile. Tamam. Son kez bunu deneyelim. Sonra şeye geçelim. İkinci dersimize geçelim. İkinci konumuza. Gesture'lara, parmak hareketlerine. Burayı kapatmayı unuttum. Evet, açtı. Güzel. Sesi çok fazla kısıyoruz herhalde. Evet. Mute yapmış gibi olduk zaten. Orada bir evet, zaten mute'tu. Öncesinde mute yaptık. Burada kaçırdı. Volume off, volume up. Tamam. Şurayı yoruma alayım. Sonra pause yaptıralım. Önce bitirelim. O kod hatasını uğraşmak lazım. Şimdi bir saat dersimizin içerisinde çok uzun sürer. Gesture'a geçelim. Maksat burada klavye ile yapılacak işlemleri göstermekti. Onu gösterdim. Oradaki
hatayla uğraşılıp düzeltilir. Düzeltilmeyecek bir şey değil. Biraz senaryo değiştirilebilir. Üzerinde oynama yapılabilir. Tamam. Güzel. Zamanın beni değil bize çoktan geçti her şey. Süre yetmiyor orada. Ekrandan kaybolmadan artırırsak şeye basamıyor. Pause'a ekrandan kaybolmadığı için tuşa geçemiyor. Ondan dolayı kapatamadık. Tamam. Bu da çalışır bu şekilde. O bekleme süresini şurada artırırsak şurada. Tamam. Bunları kapatıyorum. Şimdi yeni konuma geçiyorum. Bu şekilde. Yeni konumuz JSTAR. Bunun için yeni bir şey açayım. Feature. Kollar sistematik olsun. Birbirine karışmasın. Arayınca bulunabilirsin. JSTAR. Tamam. Açtım. Bunu step definition page'ini oluşturayım. Tamam. Evet, şimdi buradan bir hemen page alalım. Page oluşturalım. Jester. Sonra bunu yine step definition'ımızda objemizi oluşturalım. Tamam. Tamam. Şimdi senaryomuza gelebiliriz. Jester şöyle Android Appium'un kendi GitHub hesabını şöyle link olarak size mesajlar kutusundan atıyorum. Buradan. Teşekkürler Göksel Hocam. Bu müziğin Barış Manço benden size gelmiş olsun. Müslüm de sizden bana gelmiş olsun. Click Jester. Burada zaten Jester'la yapılabilecek bütün metotlar yazıyor. Siz buradan kopyala yapıştırla da yapabilirsiniz. Biz bunları metot haline de dökeceğiz. Mesela double click. Bugün normal click'ten başlayacağız. Normalde biz az önce ben ne yaptım? Selenium click'le normal click'lememi yapabiliyorum. Ama bir de böyle click'leme var. Aynı yine frontend'de biz ne yapıyorduk Selenium'da? Bizim normal Selenium class'la yapabildiğimiz şeyler vardı. Bir de ona yardımcı olan Actions gibi bir class'ımız vardı. Oradan da bazı şeyleri yapabiliyorduk. Onun gibi bunu da ona benzer düşünün. Yani Selenium'da kullanabildiğimiz kodların yanında burada mesela click için bunu da kullanabiliyoruz. Ha, Selenium'da APK üzerinde yapamayacağımız kod yetkiler de var. Daha doğrusu Selenium'da bazı yetkiler APK'da yapamayacağımız yetkilerimiz yok. Bazı şeyleri APK'da yapamayız Selenium'da. Onun için zaten Java Client kullanıyoruz. APK'yı onun için test ediyoruz. Selenium'un eksik kaldığı yerlerde yani akıllı telefonların ekranda üzerinde yapacağımız birçok işlemde bu yapıyı kullanacağız biz. Bunlardan ilki click yapmak. Click yapmak için bizim burada bakın kodlarda basit bir yapı var. Ne diyor? JavaScript ile yapılan kodlar da var. Şu aşağıda JavaScript cast'i var. Bunları isteyen JavaScript cast'i ile kullanır. Bizim clean'imiz de burada şu click jester'da diyor ki driver'la
şu JavaScript kodlarını yazarak elementin ID'sini bir locate'ini vererek, elementin locate'ini vererek, yani bir parametre olacak bu locate, neye tıklayacağını buradan öğrenecek. Şurası klikleyeceği elementin locate kısmı olacak. Bu elementle onu anlayacak. Biz şuraya locate'i atayarak buna klikleteceğiz. Mobilde klikleme işlemini yapacak. Elementin locate ile biz elementin locate'ini buraya vereceğiz. O da klikleyecek. Bunu şimdi kopyalayalım. Bir metot haline getirelim. Nasıl metot haline getireceğiz? Şöyle page gesture. Önce senaryoyu yazalım. Tamam. Oradan gidelim. Tersten gitmeyelim. Şöyle kitap yurduna geleceğim. Kitap yurdu. Buraya basit, yani senaryo uzun tutmayacağım. Maksat metodu göstermek. Metot nasıl ve nasıl çalışıyor? Nasıl kurgulanıyor, nasıl çalışıyor? Şuradaki, burası kampanyalardı yanlış hatırlamıyorsam. Reklamlar kısmı, şu en üst taraf. Buna basacağız. Yani bir tane klik. Çok da önemli değil. Şunlardan biri de olabilir, şurada olabilir, fark etmez. Şuna klikleme yapacağız. Senaryo onun için kısa olacak. Feature. Tester burada, bu senaryoda klik. Bu atıyor, kitap yurdu. Bunun APK'sını vermemiz lazım şimdi. And click on kampanyalar. Tamam. Bunun step'ini oluşturalım. Şunu alayım. Buradan step definition, evet, buraya yapıştırdım. Sonra locate'ini alalım. O zaman locate almak için, evet, bunun şunu kapatalım. Kitap yurdunu buradan capabilities'ten açalım. Kitap yurdu ilk derste yapmıştık. App package ve app activity'leri bu şekilde. Yine alabilmek için arzu edilirse komut ekranından driver'dan, driver'ımız nerede? Şuradan adb shell komutumuzu şöyle büyük ekranda göstereyim. Şunu yapınca karşımıza çıkan bu app package, app activity de şu app package olacak. Bu da app activity olacak. Driver'ımızda şeyde vardı galiba. Yani configuration properties'de bakayım. Kitap yurdu package. App şura. Bakalım. Şura. Com Mobisoft kitap yurdu. Com Mobisoft kitap yurdu. Diğer taraf. Com Mobisoft kitap yurdu main. Main activity. Com Mobisoft kitap yurdu main. Main activity. Tamam. Burada kayıtlı. Bunu aldık. Kapatıyorum bunu. Sonra kitap yurdunun uzun yolda var. Bunu inspector için aldım. Driver'a bağlanmada şimdi bir başka yol deneyeceğiz. İlk dersimizde anlattığım file separator kullanacağız burada. Şimdi onu göstereyim. Nasıl yapacağız? Önce bunun bir locate'ini alalım. Çalıştıralım. Sadece şunun locate'ini alacağım. Tek locate. Uzun sürmeyecek. Tamam. Şuna tıkladım. Buraya tıklayacağım zaten. Content desk'i var. Yani unique accessibility ID'si bu. Bunu da arzu ederseniz record'la alalım. Record'a basıyorum. Şuraya tıklıyorum. Sonra recorder'a, şuradan pardon, tap yapmadım. Tamam. Şimdi recorder'a bakıyorum. Accessibility ID olarak bakın locate'imi aldı. Ben bunu kopyalarım. Page'ime geldim. Buraya yapıştırdım. Şuraya
Accessibility seçtim. Bu tabii ki sadece web element. Kampanyalar. Tamam. Sonra şu sitede page. Burada artık click diyeceğim. Şu click'i kullanmayacağım ama. Kampanyalar. Bakın bunu kullanmayacağım. Buraya metodumuzu yazacağız. Şimdi o metodu şurada oluşturalım. Sayfadan alayım. Kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Şimdi public static void click gesture. Click gesture dedim. Şöyle parantezimi açayım. Bunu içine aldım. Bundan sonrasını düzenleyeceğiz. Şimdi driver yerine ben ne veriyorum? Benim driver'ım Android driver parametre olarak bunu veriyorum size. Bu zaten driver class'tan gelecek. Tamam. Sonra benden bir de locate istiyor. Şu. Bu locate'i tanıtmam lazım. Web element. Element. Bunu da verdim parametre olarak. Dolayısıyla ben click gesture içine bunları bu şekilde tanıtabilirim. Ondan sonra bunların importunu yapalım. Metodumuz hazır. Şunu alsam, buraya yapıştırsam, benden burada şu driver da kaldırılabilir. Android driver olarak. Click gesture. Tanımlayamadı mı? Şu sayfanın şeyi mi doğru? Evet, doğru yerdeyiz. Bunu reusable class'a alırsak burada üretip oraya alabiliriz. Ama metodu görmedi. Public, static, neden görmedi? Static void clip gesture, şurada parantezi başlıyor, burada bitiyor. Tamam, bunu reusable class alayım bakalım. Burada şöyle yapıştırayım. Bundan zaten aşağıda bir tane daha önce eklemiş olmam lazım. Bunun açıklamasını koyup ondan sonra oradan bu metot ile elemente tek bir click yapılır. Driver yerine Android driver verilir. Element yerine tıklanacak elementin locate'i girilir. Şunu fazlalığını sileyim. Click gesture burada evet var. Bunu sileyim. Tamam. Oluşturmayı göstermek içindi. Bunu sildim. Başka neresine hata veriyor? Şunu oradan çağırayım bakalım gelecek mi? Şey yapacağım böyle değil. Click gesture tabii metot kullanacağım için reusable click gesture. Şimdi az önceki tabii peşine locate'in peşine metodu dizmeye çalıştım kampanyalar. Burada parametremiz neydi? İki taneydi. Get driver metodu driver verecektik bir tane. Bir de locate verecektik. İki parametreyi de vermiş olduk burada. Şimdi bu hazır. Burada
Runner'ımız mı hazır mı? Oraya bakmadım. Spotify'da kalmışız. Yok. Click. Jester diyelim. Jester'lar çünkü double click diye devam edecek. Şimdilik sadece bunu çalışalım. Bir deneyelim. Sonra şeyini files ha şeyi vermedik. Driver'dan durdurmam lazım. Driver'dan file separator'la ayıracağım bunu. Onu yapmadık. Bu da çok kalabalık. Şu reusable'ı kapatayım. Driver'dan olarak tanımladık bunu. Evet. Burası henüz tanımlı. O zaman şunu tanımlayalım. Şu yolu ben bu yolu driver'a geliyorum. Burada en yukarıda file separator olarak verdik. File separator olarak şöyle yapıştırayım. APK'dan başlayayım. Şöyle. Apps equal project. Şunları aradan sildim. Tamam. Şimdi. Bunu yorumdan kaldırayım. Bu dosyanın uzun yolu. Uzun yolu bu sefer şeyden okutmayacağım. Configuration Properties'den okutmayacağım. Dosyanın uzun yolunu verdikten sonra App Package, App Activity'yi yoruma alıyorum. Buradan da okutmayacağım. Şuradan set app içine şunu açacağım. Set app içine uzun yol normal yolunu vereceğim. Hatta şu alttakini açayım. Bu normal yolda configuration properties'den okutmayacağım için bunu vermiyorum. App URL şu yukarıdaki. Şunu veriyorum. Bunu. URL olarak separatorla ayırdığım yolu bunun içine verdim. Separatorun mantığı neydi? Slash'ların yerine vazife görüyor. Windows'ta ya da Mac bilgisayarlardaki sağa ya da sola yatık slash'ların işletim sistemine uygun olarak konulmasını, böylelikle projenin bütün işletim sistemlerinde slash'tan kaynaklı hata vermesini engelleyerek çalıştırıyor. Şimdi bir çalıştıralım runner'dan. Hatamız var mı kodlarda, ona bakalım. Ekran kilitlemeyi unuttuk. Ekran kilidini ayarını yaptım. Ekran kilitlemeyi unuttum. Bir sonraki koşumda onu da deneyelim. Şu an ekran kilit ayarı var zaten 1-1-1-1 şeklinde. Bir koşsun. Kodda fail mi verdi? Evet, fail verdi. Could not start new session. Ben tam yaparken bir şey yaptı acaba? Ya da Appium mu düştü? 500. Evet. Ctrl C. Appium'u bir başlatayım. Başladı. Ondan sonra ekranı kapatayım. Şifreye geliyor mu? Şimdi açılmaz. Evet, şifre istiyor. Tamam. O zaman kapattım. Run ettim. Evet, gene mi hata verdi hemen? Evet. Hemen başlar başlamaz 500 mü veriyor? Tamam. Bir daha komut sistemi açayım. Appium açayım. Birden fazla Appium açmıyorum herhalde. Yok, bir tane var. Şu an çalışıyor. Çalışırken bakalım server'a hareketlenme var mı? Evet. Direkt 500'e düşüyor. Appium server'da hata var. Pekala, şimdi
Yaptığımız bir hata var mı? Driver'a bakayım. Separatoru açtım. Bunu separator ideal projede hepsi fit yapıyordu. Bunun içinde bura açık. Hepsi bunun içine F olarak atadım. Piksel altı açık. Tamam. Şu an herhangi bir hata yok gibi. Bir daha deneyeyim. Olmaz ise diğer yoldan deneyelim. Appium Server sorun çıkarmasa 500'e düştü. Kötü. Bir daha başlatalım. Separatörü mu acaba hatalı gördü? Şunu kapatayım. App'i kapattım. Package ve Activity'den bir deneyeyim. Olmadı. Fazladan seçtim. Tamam. O zaman kitap yurdum App Package, App Activities şunlardı. Bir de buradan deneyeyim. Olmuyorsa çok fazla şans bırakmıyor bize. Tamam. Tekrar deniyorum. Evet, bu sefer Appium çalışıyor. Server çalışıyor. Güzel. Açtı ekranı. Kilit ekranı. Şifreyi de açtı. Uygulamayı açamıyor. Şöyle yardımcı olayım. Ona takıldı. Tamam, sorun çıkarmasın. Uygulamayı açtık. Yolda kalan arabayı biraz ittirmiş oldum ben. Uygulamayı çalarak tıkladı ve açtı. Evet, click gesture'u çalıştı. Uygulama yolunda bir hata var. Orada bir hatamız var. File separator'da herhalde bir hata var. Ona bakarım. Ondan sonra ama şey çalışıyor. Pini açıyor. Ekran kilidi çalıştı. Bunu da görmüş olduk bu kısmı. Bu da farklı bir başlatma yöntemiydi. Evet. Şimdi dersimizi kapatabiliriz. Özet olarak ben burada ne yaptım onu tekrar bir özet olarak geçeyim. Bu arada herhangi bir soru varsa belirtirsiniz. En baştan başlarsak ilk derste keyvans'ları gördük. Keyvans'lar neydi bizim? Parmağımızla ekran üzerinde değil de klavye yardımıyla yaptığımız hareketler. Şöyle düşünün, sadece telefonda bu Android'ler yok veya iOS'lar. Tabletlerimiz de var. Tabletlere klavye takılabiliyor. Yani bu ne işimize yarayacak? Tabletlere harici klavye takılıp oradaki klavye butonları kullanılabiliyor. Bu tür şeylerde ya da telefon yanındaki tuşlar, ses açma kapama tuşları vesaire, bunlar da ekran üzerinde yapılmayan hareketler. Keyvans bunları bizi yapmamıza sağlıyor. Keyvans'ı yapmak için bir obje oluşturuyoruz. O keyvans objesinin içine yapılmak istenen hareket atanıyor. Fakat class olarak keyvans'ın içine şöyle göstereyim. Keyvans'ı nereden kullanıyoruz? Java client'ten kullanıyoruz. Java'nın kendi class keyvans'ını değil, bizim dependency'miz Java client dependency'nin keyvans'ını kullanıyoruz. Burada aksi halde zaten hata verir. Burası altını kırmızı çizer. Burada objeyi oluşturduktan sonra objeyi driver'la birlikte presskey metoduyla çalıştırıyoruz daha sonra. Sesi alçaltıp yükselttik burada. Volume down yaptık. Ekranda geri tuşu yaptık. Bunun yerine home da yapılabilirdi. En başa dönme. Yani back bir sahne, bir page geri dönüyor. Home komple en başa dönüyor. Bunu yaptık. İkinci olarak Jester'a girdik. Jester'da ise bizim ekranda parmaklarımızla yaptığımız işlemlerin gerçekleştiren metotlar bunlar. Bunu GitHub hesabından aldık. Bunu bir metot haline çevirdik. Metot haline çevirerek uyguladık. Burada metot haline çevirirken parametre verdik. Biraz daha değiştirebilirsiniz. Siz şurada driver'ı komple de kaldırabilirsiniz. Buraya Android driver direkt atanabilir. Elementi
parametre olarak kalmak zorunda zaten. Çünkü dinamik olması için bu metodun farklı yerlerde kullanılabilmesi için web element kalacak burada ki locate'i bunun içine verince buna tıklama yapabilsin. Buradaki tıklama işlemini tek tık, yani double tık değil de ekrandaki tek tık hızlı bir şekilde tıklayıp bıraktığımız işlemi temsil ediyor bu metot. Bunu gerçekleştirdik. Bu şekilde kodlarda evet hata var. Bazı yerlerde takılıyor. Düzeltilebilir ama dersi uzatmamak için 1 saat. Bundan sonra sıkıcı oluyor. Kodların düzeltilmesi dersin ana konusu değil. Ana konusu bu metotları göstermek. Siz de farklı uygulamalarda bunları yaparak, antrenman yapıp kendinizi bu konuda geliştirip bu kodların unutulmaması veya öğrenilmesini sağlayabilirsiniz. Katıldığınız için teşekkür ederim. Soru yok şu ana kadar chat kısmında. Katıldığınız için sağ olun. Göksel Hocam teşekkür ederim. Güzel bir eğitmeniz için. Gelmeniz yeterdi benim için. Bu benim için güzel bir ödül, bir onurdur. Mustafa Hocam, Ayça Hocam'a da teşekkür ederim. Dersi kapatıyorum. Herhangi bir şey yoksa kaydı sonlandırıyorum burada. Pekala. Hepinize iyi geceler. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kaydı kapattım. İyi akşamlar.